Herkese merhaba arkadaşlar. Karadağ'da yaşamak, Karadağ'da yaşayan Türkler Facebook sayfamız ve Living in Montenegro YouTube kanalımız için çektiğimiz videoların kaçıncısı bilemiyorum. Çünkü bayağı bir videomuz oldu ama en sonuncusuyla, en yenisiyle karşınızdayım. Bu video biraz değişik, bir eksiğimiz var. Kim eksik? Çınar yok. Uzun zamandır birlikte video çekme fırsatı bulamamıştık. O yüzden bu videoyu ben sizler için tek başıma çekiyorum ama bu benim için de bir ilk oluyor çünkü ilk kez tek başıma video çekeceğim. O yüzden umarım beğenirsiniz, hoşunuza gider. Nasılsınız, iyi misiniz bilmiyorum. Pandemiden dolayı moraller biraz bozuk. Dünya genelinde evet maddi manevi bir çöküş var. Umarım bir an önce eski güzel günlerimize tekrar döneriz diyelim. Bu videoda sizlere Karadağ'la ilgili bugüne kadar vermiş olduğunuz bilgilerin hem bir derlemesini yapacağım hem de son durumlarla alakalı son bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Bugüne kadar bize gelen soruların içerisinde en çok sorulan neden Karadağ? Neden böyle küçük bir ülke? Neden, neden, neden? Bunun birçok nedeni var ama kişiye göre değişir. Kendim için söyleyeyim, bizim için söyleyelim. Evet, bugün belki şöyle bir şey var arkadaşlar. Bugün isterseniz Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gidip oturup yaşama imkanını zaten bulamıyorsunuz. Bunu yasal olarak bulamıyorsunuz. Yani bir oturma çalışma izni almak gerçekten çok zor. Karadağ birinci sırada bu açıdan iyi. Çünkü şu an için oturma ve çalışma izinlerini çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama bu Avrupa'nın diğer ülkeleri, Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler için henüz geçerli değil. Bu oralarda oturum ve çalışma izinleri almak gerçekten çok zor. Bunu bir basamak olarak da görebilirsiniz. Ömür boyu yaşayacağınız bir ülke olarak da görebilirsiniz. Gerçekten gelen çünkü gören çok seviyor. İkincisi Avrupa'ya göre daha ucuz, uygun. Ev fiyatları olsun, market fiyatları olsun. Devlet okulları zaten ücretsiz. Bunu daha önce de söylemiştik. Onun dışında iş kurmak istediğinizi düşünelim. İş kurmak istediğiniz zaman Avrupa'daki ülkelerde zaten birçok iş kolu yaygın bir şekilde çok uzun zaman öncesinde kurulmuş oluyor. Ama Karadağ gelişmekte olan bir ülke olduğu için birçok işi yapan zaten aslında ilk yapan oluyor ve gerçekten çok güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden de Karadağ diyebilirim ama çalışmak için değil. Çünkü çalışmak için belli bir altyapı yok. O kadar bir hani bir fabrika yok, bir sanayileşme yok. Bunları bulamazsınız. Ama kendi işini kurmak isteyenler için gerçekten çok uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, gelişmekte olan ülkelerden birisi dedik. Arkadaşlar Karadağ Avrupa Birliği'ne girecek olan ülkeler sıralamasında ilk sırada. Zaten uzun zamandır para birimi olarak da Euro'yu kullanıyor. Kendi vatandaşlarının Avrupa'da serbest dolaşım hakları var. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Karadağ'da oturma ve çalışma izinleri aldığınız zaman sizin de Avrupa'da serbest dolaşma hakkınız olmuyor. Bu vatandaşlarına ait. Karadağ ne zaman Avrupa Birliği'ne girerse işte oturum kartı olanlar o zaman Avrupa'da serbest dolaşım hakkı elde etmiş olacaklar. Bunu da tip bilgi olarak söylemek istiyorum. Çünkü çok karıştırılıyor. İşte oturum kartlarının böyle bir avantajı var. Bugün alabilirsiniz ama yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne girdiği zaman bunu almak bu şekilde mümkün olmayacak. Şu anda Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da şartlar neyse Karadağ'da da aynı şekilde olacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin belli bir düzeni, kuralları var. Karadağ da buna uymak zorunda kalacak. O yüzden şirket kurmak isteyenlere biz şu anda kurarsanız bunun dışında çok zor diyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Artık şirketler biliyorsunuz bütün reklamlarda 1 euro sermayeli şeklinde kuruluyordu. Artık bunun 20 bin euro sermaye isteneceğine dair haberler geliyor. Henüz gerçekleşmiş değil ama haberi geliyorsa muhtemelen yakında bu da olacaktır. Şirket kurmak, iş kurmak isteyenlere şimdiden bu bilgiyi de vermiş olalım. Bunun dışında sağlık sistemi çok iyi değil. Bunu daha önce de söylemiştim. Sağlık sistemi nasıl iyi değil? Şöyle iyi değil. Teknolojik aletler günümüzde kullanılan işte o modern tıptaki şeyleri pek bulamazsınız. Ama doktorlar iyi. Ben kendim de tedavi olduğum için biliyorum. Gerçekten iyiler. Ya beni ölümden döndürdüler diyebilirim. O açıdan hiçbir şey söyleyemem. Ama hani şöyle bir baktığın zaman yani bir güven vermiyor insana. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama tedavi açısından bir sıkıntı olmadı. Bunun dışında havası güzel, doğası güzel. Avrupa'da bulamayacağınız sıcak hava, Karadağ'da var. Denizleri şahane, sayısız koyu plajı var. İş yapmak isteyenler nereyi tercih edelim diye soru soruyorlar. Arkadaşlar, Podgorica olur, Budva olur, Hersek olur, Bar olur. Bu sizin ne iş yapacağınızla alakalı. Yani
turistik işler, restoran, ne bileyim büfe, işte hazır yemek reyonları falan. Bu tarz şeyleri yapacak olanlar için Budva'yı önerebilirim. Podgorica biraz daha farklı, biliyorsunuz başkenti. Bunun için iyi araştırmanızı, detaylı bir şekilde bilgi edinmenizi öneririm. Hala daha yapılmamış çok fazla iş kolu var. Biz daha önceki videolarımızda hani hangi işi yapalım, hangi işi yapalım diye soranlar oluyordu. Onlara fikirler veriyordu. Ama hala daha böyle söylediğimiz işlerden yapılmamış olanları çok fazla. O yüzden tekrar belki bununla alakalı da bir video çekeriz. Hangi işleri yapabilirsiniz gibisinden. Ama hala büyük bir açık var. Tabii pandemi de bu böyle her şeyin biraz yavaşlamasına sebep oldu. Dışında insanları çok saygılı. Biz yani herhangi bir sorun yaşamış değiliz. Gerçekten trafikte olsun, normal günlük yaşamın içinde olsun gayet güzel bir şekilde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Sakinler, çok sakinler, stres yok. Türklerin biraz da iş yapmasının şöyle bir şeyi var. Arkadaşlar biz millet olarak hani böyle biraz uyanızdır yani hani iş bitiriciyizdir öyle söyleyeyim daha doğru olur. Biz iş bitiriciyiz ama Karadağlılar biraz daha tembel diyebiliriz bize göre. Hani bugün olmazsa yarın yaparız, yarın olmazsa öteki gün yaparız falan kafasında oldukları için Türkler biraz daha iyi tutunabiliyorlar aslında bu açıdan. Çünkü biz biraz daha tuttuğunu koparan bir millet olduğumuz için bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Çocukları olan aileler için çeşitli okul seçenekleri var. Özel okullar var, devlet okulları var. Karadağ'da oturma izniniz olduğu zaman zaten devlet okullarında çocuklarınız ücretsiz okuyabiliyorlar. Sağlıktan da ücretsiz yararlarını biliyorsunuz. Sigortanız olmuş oluyor, zaten bunu ödüyorsunuz. Düşük cüzi bir miktarda. Bunun dışında okullar gerçekten güzel. Biz memnun kaldık. Gerçekten güzel. Eğitim de güzel. Arkadaşlar dediğim gibi Karadağ başka bir ülkeye gitmek için basamak olarak görenler de oluyor. Niye? Çünkü bu ülke Avrupa Birliği'ne girdiği zaman gerçekten bulunmaz bir fırsat haline dönüşmüş olacak. Ama bu fırsat şu an yakalanabilecek. Yoksa daha sonra bu fırsatı yakalamak pek mümkün olmayacak. Hızlı bir şekilde Avrupa Birliği için çalışmalarına da devam ediyor. Başka size ne söyleyebilirim? İş bulmakla ilgili söylemişim. Evet arkadaşlar, iş bulmak gerçekten çok zor. Yani ne olur cebinize böyle 500 euroyu, 1000 euroyu koyup da Karadağ'da iş alma, yani perişan oluyorlar, rezil oluyorlar. Gerçekten çok kötü oluyor durumları. Bu duruma düşmenizi istemem. İş bulmak, hani daha önceden konuşursunuz, anlaşırsınız, yapabilirsiniz öyle bir şey varsa, mümkünse. Tabii ki ama hani gideyim bir bakayım araştırayım falan derseniz gerçekten rezil oluyorlar. Biz de böyle birkaç tane bu şekilde yardım ettiğimiz insanlar oldu ama gerçekten kimsenin kötü duruma düşmesini istemeyiz. İş bulmak için hiç uygun bir ülke değil gerçekten. Bir de arkadaşlar bu videoda birazcık ben dilim karışıyor. Çünkü genelde biz Çınar'la paslaşarak video çektiğimiz için şu an böyle biraz stres altındayım. Umarım hatalarımı mazur görürsünüz. Bunun dışında arkadaşlar iş bulmak zor dedim. Evet gerçekten öyle. Gerçekten kafanızın rahat bir şekilde yaşayabileceği bir ülke olduğunu düşünüyorum. Gayet özgür, rahat. Hani insanlar hiç kimseye takılmıyor. Böyle bir dalaşmıyor. Kavga gürültü pek yok ki ben hiç görmedim. Görenler muhakkak olmuştur ama bana denk gelmemiş olabilir. Kuzeyi var gerçekten. Kış turizminin olduğu, kayak turizminin olduğu çok güzel yerleri var. Gezmenizi tavsiye ederim. Şu anda arkadaşlar giriş çıkışlar açık. Türkiye'den PCR testi istenmiyor ama dönüşlerde Türkiye istiyor. Bunun dışında eğer yapmak istediğiniz bir iş varsa bununla ilgili özel olarak danışabilirsiniz. Sorabilirsiniz hani bu iş olabilir mi, tutabilir mi, yapabilir miyiz derseniz gerçekten yardımcı olmak, fikir vermek isteriz. Çünkü neyin var olup neyin olmadığını biz de biliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar yiyecek içeceklerle ilgili çok sormuştu. Aylık giderler ne kadar olur diye. Market fiyatları uygun. Kalem kalem şimdi ben size söyleyemem ama bizim Facebook sayfamızda özellikle Çınar bunları çok fazla paylaşıyor. Günlük anlık market fiyatlarını oradan takip edip görebilirsiniz. Fiyatları görebilirsiniz. Ortalama bir ailenin aylık gideriyle alakalı da bir video çekmiştik. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar lütfen muhakkak bir kere gelin görün. Hani uzaktan karar vermenizi istemem. Ancak şöyle bir şey, bazı insanlar hani şunu istiyorlar. Hani ben geldiğim zaman işlemlerim tamamlanmış olsun, bitmiş olsun. Ben sadece bir fotoğraf çekileyim,
isteyenler de oluyor. Bu da olabilir. Ben bunu şirket kuruluşu için değil, iş kuruluşu için söylüyorum. Bazı insanlar sadece şirket kuruyorlar. Avrupa Birliği'ne girdiği zaman bunu değerlendirmek açısından hazır olması için kuruyorlar. Ama bazıları gerçekten yerleşmek istiyor. Yerleşmek isteyenlerin şirketi kurulmuş olsa dahi yapacakları iş için muhakkak yerinde bir araştırma yapmasını tavsiye ediyorum. Evet, biraz da dilinden bahsedelim. Arkadaşlar, bu ülkede konuşulan dil Karadağca. Resmi dilleri Karadağca ama birçok insan İngilizcesi bayağı iyi seviyede İngilizce biliyorlar. İngilizce biliyorsanız bu konuda sıkıntı çekmezsiniz. Hiçbir dil bilmiyorsanız da sıkıntı çekmiyorsunuz. Bir şekilde anlaşılıyor ama resmi dilleri Karadağca. Devlet okullarında Karadağca eğitim veriliyor. Özel okullarda İngilizce, full İngilizce eğitim veriliyor. Özel okul fiyatları biraz yüksek. Özellikle şu anda dolar euro kurundan dolayı bize daha da bir yüksek geliyor olabilir. Ama Karadağ'da uzun süre yaşamayı planlayan arkadaşlara ben çocuklarını devlet okuluna göndermeyi tavsiye ediyorum. Artık bu gerçekten daha doğrusuymuş. Biz bu konuda Çınar'la bayağı bir kapışmıştık ama o haklıymış. Uzun süre kalacak olanlar, hatta bir ömür burada yaşamak isteyenler bence çocuklarını devlet okuluna göndersinler. Hem çocukların kaynaşması, sosyalleşmesi açısından hem ileride üniversite, iş bulma açısından yerel dil bilmeleri tabii ki çok önemli. Çünkü dediğim gibi özel okullarda Karadağca 2 saat seçmeli ders olarak gösteriliyor ama onunla da bir şey öğrenmeleri pek mümkün değil. O yüzden ve ücretsiz olduğu için devlet okullarını tavsiye edebilirim size. Çocuklarınızın da eminim hoşuna gidecektir. Çünkü okullar gerçekten güzel. Bahçeleri falan hakikaten çok iyi. Karadağ'ın dışında çevreye gezmek isterseniz Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek zaten bunlar vize istemiyorlar. Hırvatistan'da çok çabuk bir şekilde vize alabilirsiniz. Hatta oturma izniniz varsa 1-2 saatte falan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar, ben videomu burada sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi market fiyatları, ev fiyatları, güncel fiyatlar, güncel pandemi durumu ile ilgili PCR test istenme durumları ve bunun gibi birçok durumla alakalı Facebook sayfamızda güncel haberleri bulabilirsiniz. Takip etmenizi öneririm. Karadağ'da yaşamak, Karadağ'da yaşayan Türkler bizim Facebook sayfamız. Eğer aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz sorular varsa videonun altında sorabilirsiniz. Seve seve yanıtlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.